Anne, bu zeytinyağlı sarmalar acayip olmuş ne? Ne diyorsun? Annenizin yaptığı bu sarmayı kimseler yapamaz. Kaç tane yedim baksanıza. Döktürmüş gene vallahi, döktürmüş. Anne ben hiçbir yerde böyle bir şey yemiyorum ya. Gerçek üstü yani. Anneciğim ya, acaba ben birkaç tane daha yiyebilir miyim ya? Al ama minik kuşu fazla yeme de krem karamele de yer kalsın. Yer kalsın derken? Ay Aslı, yine muhteşem bir espri yaptın yani. Duman ettin ortalığı. Yani bak o kadar etkilendim ki dolma bile yiyemiyorum. Anne ya, sen ne koyuyorsun bunun içine? Böyle baharatımsı, böyle çok güzel kokulu bir şey var. Ne bu? Yok canım, bildiğin sarma işte. Normal tarif. Baba, ben yemekte böyle mevzuları dile getirmek istemem ama ekonomik bir konu açacağım. Acaba diyorum yani son dolar da uçtu bu aralar. Biz bayağı bir müessese olarak etkilendik. Yani ben şahsen de bayağı bir... Oğlum hiç yorma kendini, bana ağız yapma. Senin dükkanın aldığı hisse maaşın. Yeniden zam yapmaya. Efendim bilmem harçlıklar vermeye falan hiç niyetim yok. Ya babacığım en azından ufak bir ikramiye bir prim ya. Volkancığım son zamanlarda çok para harcamaya başladın sen. Ha? Bu lüks merakı yanlış arkadaşlar yüzünden olmasın sakın. Ya anne, ne yanlış arkadaşı ya? Allah'ım, aklıma gelen başıma geldi işte. Kalk bak bakalım, odur işte. Krem karamele de yetişti. İyi iyi. Bu kızla aranda bir şey varsa yemin ediyorum. İfo teyze, bak, bu sabah kahvaltıda sözü geçen krem karamel yapıldı değil mi? Yapıldı. Sen gene de başka bir şey istiyorsan onu da söyle yapsınlar. Bir gönül gezdir bakalım şöyle. Ben böyle birkaç tane dolma yiyeyim, sonra krem karamel yerim. Pardon. Ay İfo teyze, sana inanamıyorum. Ay hayatımda yediğim en güzel dolma. Günaydın. Günaydın. Deniz Akkaya mı öldü? Benim için öldü Aslı. Sosyeteden bir boyfriend diye bir lavukla berabermiş. Yerim bu çocuk ya. Şesu. Yerim ben seni, yerim. Allah aşkına nereye mi? Serseri. Bir şey söyleyeceğim. Ben burada bu mekanda olmasam var ya, yemin ediyorum sizin bu steril ortama Cem Bey'e iki dakika tahammülünüz olmaz. Arkadaşlar kendinize gelin. Orada Victoria ile Cem evlilik planları yapıyor. Siz burada geyik yapıyorsunuz. Abi zamanında adam gibi başka bir arkadaş seti edinseydim böyle olmayacaktı tabii. Ay aşk olsun Aslı'cığım, bak beni çok kırıyorsun, üzüyorsun. Biz o konuyu da düşündük şekerim. Ay ne düşündünüz şekerim? Cem'le Victoria bu aralar pek görüşemeyecekler. Niye? Çünkü Cem'in bu hafta geç saatlere kadar süren toplantıları, işle ilgili yemekleri falan olacak. Yani kısacası Cem çok meşgul. Neden öyle? Çünkü biz öyle istiyoruz. Ya arkadaşlar ya, şu çekim kıyafetleri için kuru temizlemeciyi değiştirelim. Yine kıyafetlerden biri küçülmüş. Al. Bu çok önemli bir konu. Evet, bu hafta bu konuyu Cem'le mutlaka görüşmeliyiz. Özellikle de akşam saatlerinde yapacağımız yemekli bir toplantıyla. Yok canım ya, bu çok önemsiz ufak bir konu. Şimdi Cem'i bunun için rahatsız etmemek lazım. He, anladım. tamam kesin. Bu akşam, hatta bu gece böyle yemekte falan bu konuyu hemen konuşmamız lazım. Vallahi şu senin algılamaların var ya, müthiş. Deniz Akkaya mı ölmüş? Ya benim için öldü. Bitti artık yaprak, bitti bu ilişki. Çok prim verdim ben bu kadına, çok fazla. Ne haber abi? Abi ben bir tavuk göğsü alayım, vermişken de duble olsun. Duble olsun, duble. Babanın çiftliğinin tavukları değil mi bunlar? Onlardan yapılıyor. Abi niye böyle sinirlisin sen ya? Ayıp oluyor ama Volkan. Tamam lan, dram yapma. Gerginim biraz, kusura bakma. Hayrola abi? Abi sözde zengin çocuğuyuz, meteliğe kurşun atıyoruz ya. Yapma ya. Durum bu kadar vahim değildi abi. Ne oldu aniden? Ya Sertaç, kendimize manita yaptık, halt ettik yani. Kız alışmış böyle rahata.
paraya pula. Sonuçta yani devamlı talepleri oluyor. Yok bir gün yemeğe çıkalım, yok o yeni bir yer açılmış oraya gidelim. Hadi ben doydum şimdi bir espresso alalım. Yok işte efendim bir de drink alalım. Ala ala bitti yani, deniz bitti abi. Abi sosyete bunlar. Takılmayacaktın aslında arkadaşlarına. Bak ben Fatoş'a takılıyor muyum? Böyle bunlar, iflas ettirdiler adamı. Ya tabii tabii. Yani Fatoş kapılarda yatıyor da sen beğenmiyorsun Fatoş'u değil mi? Tamam abi tamam. Kalbimi kırıyorsun ama Volkan. Ulan bak aklıma ne geldi şimdi ya. Düşünsene bir böyle Fatoş dayanmış senin Şişli'deki evin önüne. Sokakta böyle ciyak ciyak ağlıyor. Üzerinde bir tane palto, yağmur yağıyor. Bir akşamüstü makyaj falan akmış onun. Hani abla bol makyajlı ya. Hadi aynı anda da böyle şeyi okuyor. Ya evde yoksa ne okuyor? Elbisem gündelik, pabucum delik. Böyle attır attır kafayı. Gün gürüm gür mahalle çıkmış camlara böyle. Sevenler ayrılmasın durumları falan. Sen böyle Clark Gable'ı abi. Vallahi bravo abi. İki dakikada yazdın yani filmi. Volkan ne diyorum biliyor musun abi? Bence sen film yap. Film gibi adamsın zaten. Doğru, bende öyle bir senaryo yeteneği var da. Ben bittim parasızlıktan Sertaç ya. Vallahi benim acil olarak bir yerden toplu para bulmam lazım. Nasıl olacak bu iş abi? Bilmiyorum, bilmiyorum Sertaç da. Artık bir şekilde çözmemiz lazım abi. Kız lükse alışmış. Olmuyor böyle. Vejetaryen, tavuk da yemiyor. Öf, manitan var mı derdin var Sertaç. Ay Sinancığım, biliyorsun ben hayatta televizyon seyretmem. Ama senin dizi muhteşem. Evet, evet sosyal hayatıma zarar verme pahasına çarşamba akşamları evdeyim. Kim, kimle konuşuyor? Sinan Çetin. Ay evet, ne olsun işte idare ediyoruz şekerim. Şey... bu senin son reklamın harika olmuş. Ay ne var aslan? Sinan Çetin mi? Senin arkadaşın mı o? Ay bir dakika Sinancığım, seni bekleteceğim şekerim. Aslıcığım, İstanbul'daki bütün önemli insanlar zaten benim arkadaşım. Fatoş, benim senaryolarım var. İlgilenelim mi? Okul bitti. Söylesene. Allah'ım. Hadi, hadi, hadi. Bir sor. Of, bir sor. Ay. Evet Sinancığım, kusura bakma. Beğendin mi? Ben de gitmek istiyorum o filme. Gitmek isterim. Sanırım bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor değil mi? Merak etme, korktuğumuzu belli etmezsek hiçbir şey yapmaz. Ay, 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 ay. Of, of, of. Ay Sinancığım affedersin şekerim. Böyle yeni projeler için falan böyle hikaye, senaryo bir şeyler arıyor musun şekerim? Ha, yani böyle genç, hevesli arkadaşlarım var da. Ha? Ay, inanmıyorum. Ciddi misin? Ay çok sevindim. Ay ciddi misin şekerim? Ay çok sevindim. Tamam o zaman yarın sabah kahve içmeye bekliyorum seni. Tamam söz. Tamam şekerim öptüm seni. Bay bay. Ne oldu Fatoş, ne oldu? Ay Aslı sen çok şanslı bir kızsın. Ya evet. Tamam boş ver onu. Sinan yeni projeler için hikaye arıyormuş. Ve yarın sabah Nişantaşı civarında işleri varmış. Buraya uğrayacak, ben ona kahve ikram edeceğim. Seninle tanıştıracağım, sen de ona hikayelerini anlatacaksın. Fatoş, Fatoş sana tapıyorum, Fatoş. Merhaba Aslı. Ne habercim? İyi. Bence ilgini biraz daha az belli et Aslı ha. Daha böyle serin bir davranış sergile. Ve de ille de poğaçalar geldi. Aman aman aman. İfocuğumun meşhur poğaçaları. Yalnız gelirse pek bağırma. Çok sevdiğimiz komşumuz Selin Hanım duyar da birazdan damlayıverir vallahi. Ama üçümüz de bu evde değil mi Tahsin? Bence çocukları falan görmeye değil, resmen atıştırmaya geliyor. Keyfi nereden diyecek yok, ekmek elden su gölden. Poğaçalar, efendim dolmalar, bilmem kekler, yağma Hasan'ın böreği.
işte bakayım. Ha, orada peçete var. Hani nerede? Ha? Önünde. Ha? Aldım aldım. Aldım alayım. Ama bak gördün mü yine geldim. Boş ver İfocuğum, boş ver. Komşu kızı almak kalaylı kaptan su içmek demektir. Şakası bile hoş değil. Tahsin rica ederim yapma. İfo teyzem. Muah muah. Ay inanamıyorum peynirli poğaçaya. Ay değil mi yanılmıyorum İfo teyze. Nasıl aldı kokuyu maşallah. Yanılmıyorsun yanılmıyorsun. Otursaydın. Oturdum oturdum. Ha, sen işe gitmedin galiba bugün. Gideceğim gideceğim de öyle saatini gidiyorum yani. Hani böyle boş oturmayayım kızlarla yemeğe çıkayım diye. Ayol sabahtan akşama kadar atıştırıyorsun. Hala böyle sıskasın. Epes doğrusu. İfo teyze ya. Bak ben sana anlatamadım onu. Benim bünyem böyle. Yani. Ya ben yiyorum, yiyorum, yiyorum. Niye kilo almıyorum? Çünkü ben manken bünyesine sahibim. Tamam mı? Şimdi şunu söyleyeceğim ki... benim bu zayıflığımın sizin gibi sinirle bir alakası yok yani. Tahsin amca, ne haber? Hadi kızım poğaçanı ye de sonra güle güle git inşallah. Peçete al, peç, peç. Tamam. Ay, ay mükemmel et dizi. Ben hayatımda böyle bir şey yemedim ya. Ay İfo teyze, bunun içine ne koyuyorsunuz siz? Zehir, zehir. Ha? Yok canım, ay bildiğin poğaça işte. Aman. Ay İfo teyze ne olur bana bir çay koyar mısın? Yani ben sabah kalktım, ayınamadım, kendime gelmedim falan. Bir de poğaçayla iyi gider yani. Sağ ol. Aman sen bana sabır ver. Sabır! İyi akşamlar. Cem, heh. Cem şekerim, nereye gidiyorsun? Saat 7 oldu Fatoş, evime gidiyorum. Olur mu hiç canım? Bizim seninle Temmuz Ağustos sayısının bütçesiyle ilgili konuşmamız gereken çok önemli konularımız var şeker. Ya bu akşam olması şart mı Fatoş? Bak Victoria evde yemek hazırladı da. Sana hiç yakıştıramadım bunu Cem. Şimdi yemeğe sırası mı? Cem Bey, ya benim böyle çekimlerle de ilgili bir toplantı yapsak çok önemli. Yani çok iyi olur. Cem Bey. Ben de bir toplantı istiyorum efendim. Çünkü çay ocağı bütçesiyle ilgili konuşmak istiyorum. Çünkü kahve bitiyor, şeker bitiyor, çay bitiyor. Kimsenin ilgilendiği yok Cem Bey ya. Konuşalım rica ediyorum ya. Ha. Aslı. Tabii, ben yarın akşam bir toplantı yaparız diye düşünmüştüm Cem. Şahan, çünkü gündüzler torbaya girdi değil mi? Ay Cemciğim, benim bütün gün röportajım var yarın. Yani yoğun bir dönem. Herkes tabii senin kadar özel hayatına ilgi göstermek istiyor ama... iş diye bir şey var yani. Tamam. Peki arkadaşlar, oldu. Gitmiyorum ben. Buyurun, ama teker teker geliyorsunuz. Çok şükür küçük hanım teşrif ettiler. Pardon babacığım ya. Nerede kaldın Aslı'cığım? Saat 9:30 oldu. Hadi yemekleri getiriyorum ben. Vallahi öldük açlıktan Aslı ya. Ay katılmam gereken toplantılar vardı Volkan. Arkadaşlar hala ofiste çalışıyorlar. Duydum duydum öyleymiş. Bizim de programımız vardı iptal oldu. Sen de iş kadınlarına takılmayacaksın oğlum. İyi iyi böyle. Paramız cebimizde kaldı en azından. Vallahi yani bu aralar 60 sente muhtaç olduk. Aslı yalnız bak ben sana bir şey diyeyim mi? 3 kuruş paraya çalışıyorsunuz o dergide ona göre ha. Boş ver. Ben zaten hayatımın sonuna kadar o dergide öyle aynı pozisyonda çalışmayı düşünmüyorum yani. Bence acele karar verme Aslı. Hani böyle evleneyim, evimin kadını olayım falan durumları. Yani çünkü
biraz ihtimaller azalıyor zaman geçtikçe. Evlilik umutları açısından konuşuyorum yani. Öyle işi bırakırsan sonra pişman olursun. Bunun yaşlılığı var, emekliliği var. İş en azından bir uğraştır sana. Anlatabiliyor muyum? Konuş canım, konuş. Sen eğlendir kendini. Başarısız muhallebici. Ben senarist olma yolunda dev adımlarla ilerliyorum canım. Ne senaristi ya? Kime yazıyorsun senaryo? Sinan Çetin'e. Ha? Sinan Çetin'e mi? Kendisi böyle enteresan fikirler, orijinal senaryolar arıyormuş. Böyle yaratıcı beyinlerin ürettiği parlak hikayeler. Metin'i duymuşlar, sağ olsunlar. Yarın ofisime geliyorlar, konuşacağız. Allah Allah. Ya. Peki yazıyorsun da ne olacak yani? Hiç işte şöhret, para falan sen sevmezsin. Yok ya. Allah Allah. Hadi bakalım sofraya. Hadi bakalım. Hadi oturalım. Ay ay. Oh. Heh, gelin gelin. Gelmiş bile. Ay. Vay be. Oo. Gene neler yapmışsın İfacığım ya? Çerkez tavuğu yaptım senin için. Çocuklar, annenizin yaptığı bu çerkez tavuğunu kimse yapamıyor. En aşağı 50 kişiye tarifini verdi, yok beceremediler. Bu işin bir sırrı var ama söylemiyor. Tahsinciğim. Sevgiyle yapıyorum. Tatlılıkla yapıyorum. Lezzeti oradan gelir. Canım canım. Sofraya gelin deyince gelinir. E hadi ama saat kaç oldu? Tamam anne. Oo. Sinan Bey merhaba. Merhaba. Aslı ben çok memnun oldum. Volkan'cığım, canım sen de herhalde böyle Sinan Çetin'le tanışayım ana olsun diye mi geldin? Niye geldin? Yok Aslı'cığım, elimde çok cazip aksiyon hikayeleri var da Sinan Bey ilgilenir diye düşündüm. Merhaba abi. Volkan benim abim. Kendisi ilkokulda kompozisyon bile yazamazdı. Hala da yazabileceğini zannetmiyorum. Heves etmiş demek ki, öyle mi? Aman ne komik. Aslı kardeşimin de bütün işi gücü makyaj, işte kadın malzemeleri falan filan. Bilmiyorum hocam, hani bir kadın hikayesi çekmek ister misiniz? Hocam, Volkan'ın bütün hayatı bir muhallebicide geçtiği için ondan öyle çok enteresan bir fikir çıkacağını sanmıyorum. Fatoş, ben sana geldim, çok hazırım. Ay tamam, haklısın şekerim, haklısın Sinancığım. Bak şimdi, ben karşıdaki sokak kahvesinde seni bekliyorum. Siz rahat rahat, rahat rahat konuşun şekerim. Kolay gelsin. Mersi. Hocam, ben bir hikaye hazırladım. Hemen izah edeyim izninizle. Bir dakika hocam, sizler randevusu olan bendim. Onun için isterseniz ben başlayayım. Nasıl istersiniz? Buyurun dinleyelim hocam. Teşekkür ederim. Şimdi olay bir metropol hikayesi. Bir kafede geçiyor şehrin içinde. 100 dakika aynı mekanda geçiyor. Tek mekan. Özelliği bu. O metropol hikayesinin içinde bir kafe ve o kafedeki insanlar. Onların birbirleriyle ilişkileri, o şehir insanının yalnızlığı, o kuşatılmışlık, o aralarında geçen diyaloglar, şehir vesaire, böyle bir proje. Tamam, hikaye nedir hanımefendi? Hocam işte bir o hikaye eksik. Ha. Bir dakika Volkan, anlatıyorum. Hikaye şu hocam, akşam oluyor. Bunların hayatları öyle bir yöne gitmiş ki, onlar o kafeden çıkamıyorlar. Aa. Niye çıkamıyorlar? Oo, süper hikaye, vallahi bildim. Bir dakika Volkan. Niye çıkamıyorlar? Sinan Bey, o sembolik bir şey. Yani artık onlar oraya ait olmuşlar. Bir yerde mesajımız bu yani. Ya, ooo, öldüm heyecandan vallahi, süper hikaye. Bu kadar, hepsi anlattıklarınız hepsi bu kadar. Şimdi hocam, daha başka hikayeler de var tabii ama daha ham. Yani bunun en güzeli bu, bilmiyorum. Hocam, izin verirseniz ben hikayemi anlatabilir miyim? Hocam, olay Pekin'de geçiyor şimdi. Aikido ve karate sanseileri, ustaları adı Hu Shuan olan bir genci alıp yetiştiriyorlar. Adamın adı Hu Shuan. Hu Shuan. Hu Shuan. Aynı zamanda hani hem uzak doğu sporlarına hakim, aynı zamanda çok da iyi bir makyöz kendisi. Çok enteresan.
Hem Uzak Doğulu hem Makyöz, bunun hayatını sen yazacaksın. Güzel, hoş bir hikaye değil mi? Hocam herkes seyretmek ister bunu. Kim istemez? Aslı, sulandırma bir dakika. Hocam ondan sonra bu Huşvan Amerika'ya geliyor. Gizemli bir elmasın peşinde kendisi. Ve kendi özel yetenekleriyle, yani yeri gelince karate, yeri gelince fondöten hesabı çözüyor oluyor. Siz neden böyle hep böyle, yani Türkiye'den bir şey niye anlatmıyorsunuz, hep böyle tuhaf şeyler anlatıyorsunuz, hikayeler yazmayı düşünüyorsunuz? Yani normal Türk halkının hikayelerinden bahsetseniz. Ne gibi hocam? Nasıl? Sokaktaki insanın yaşadığı binlerce hikaye var. Yani neden biriniz Japon, Çin, biriniz odalarda? Nedir bu? Ne tavsiye edersiniz hocam acaba? Ya ne bileyim, böyle kendi hayatınızdan hikayeler yazsanız, günlük hayattan. Nasıl yani hocam? Ya güzel. Eski Türk filmleri gibi filmler yazsanız, onlar eskiden nasıl yapılıyordu, hani seyirci gidiyordu, güzel öykülerdi. Onlardan yazsanız, biz de onları çeksek. Evet Volkan yani, Pekin'i Allah aşkına, sen Pekin'i haritada gösterebilsen, biz daha ne isteriz hocam yani. Aman sarı kafa, senin hikaye çok güzeldi sanki. Neymiş, kahvede insanlar muhabbet güzel çıkamıyorlarmış dışarı. Aman. Size böyle tartışmışsınız. Maalesef hocam. Yani ben iyi bir insanım da kardeşimle biraz uyumsuzluğumuz söz konusu. Bu arada müsaadenizle ben sabahtan beri çok çay kahve içtim. Bir su dökeyim gelelim diyorum. Evet Volkan, bu detaylara ihtiyacımız vardı hakikaten. Çok iyi oldu söylediğim. Kalk git şuradan. Siz gerçekten kardeş misiniz? Ay kusura bakmayın Sinan Bey, ne olur yani. İşte evet kardeşiz de Volkan biraz böyledir yani, işte benim abim. Biraz biz tabii ayrı dünyaların insanlarıyız. Çok farklıyızdır. Hep böyle kavga ediyorsunuz anladığım kadarıyla. Ediyoruz yani. Uzun zamandır böyle. Pek anlaşamayız biz yani. Çok mu kırarsınız birbirinizi? Kırıyoruz Sinan Bey. O beni çok kırıyor. Yani hakikaten bazen hiç geri dönüşü olmayan şeyler yaşıyor. Bazen de siz onu kırıyor gibi duruyorsunuz. Böyle bir haliniz var. Ben ama isteyerek değil. İnanın isteyerek değil. Çünkü ben onu seviyorum. Çünkü... Yani abim, biz çocukken de iyi anlaşırdık ve beraber de oynardık. Ama oluyor yani. Şimdi kalp kırmayacaksınız. Kalp kırmak, yani biliyorsunuz bir cam nasıl kırılırsa, bir daha yapışmazsa, kalp de öyle bir şeydir. Birbirinizi kırmayacaksınız. Bakın birazdan kapı açılacak ya da o kapıdan abiniz tuvalete gitti anladığım kadarıyla. Döndüğü zaman yepyeni bir karakter olarak sizin sevgili abiniz olarak dönebilir. O öyle döndüğü zaman onu kalkıp da kalpten kucaklarsanız hiçbir problem kalmaz. Bakalım. Sizce gelecek misin? Bakalım inşallah, umarım gelecek. Bakalım bakalım gelecek mi? Ya nasıl dergi bu ya? Abi! Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ay ne oluyor ya? Sinan Çetin nerede? Şimdi buradaydı ya. Tüydü herif bak. Ay oğlum işte sıktın adamı gitti ya. Pekin Mekin abuk subuk hikayeler. Ya Aslı bırak şimdi, tartışmayalım. Bak adam doğru şeyler söyledi. Artık bir senaryo yazmamız lazım Aslı. Türk filmi gibi şeyler söyledi. Evet, tamam, oldu. Bu akşam da buradayız. Bari bir pizza ısmarlayalım, değil mi? Olur, süper fikir. Nasıl olsa buradayız. İyi, tamam. Bana uyar vallahi. Şişman Volkan Usta ve Nedimelerim Selin ve Yaprak'la mesut bir hayatımız vardı.
Günler adeta bir rüya gibi geçiyordu. Küçük hanım, küçük hanım. Ne kadar güzelsiniz bugün. Yoksa aşık mısınız? Aa, kuzum neler söylüyorsun? Yaprak, bilmez misiniz ki aşığa bağdat sorulmaz. Canım evladım, tanıştırayım, Tercettin Bey. Babanın yeni iş ortağı. Tercettin Bey artık yakın bir dostumuz oldu. Kendisiyle sık sık görüşeceğiz. Şeref oldum aslanım. O şeref bana ait efendim. Onu daha ilk gördüğüm anda hayırlı bir niyeti olmadığını anlamıştım. Ama hayatımı bir kabusa çevireceğini nereden bilebilirdim? Kenan benim çocukluk aşkımdı. Her şeyimdi. Saf, tertemiz duygular besliyorduk birbirimize. Her gün o ağacın altında buluşur, geleceğimizden konuşur, hayaller kurardık. İşte yakaladım seni. Aha, oyun bozarlık yok. İnanır mısın Kenan? O kadar mesudum ki bu mutluluğumu bütün dünyaya haykırmak istiyorum. Biz evlenince evimizin aynen böyle bir bahçesi olsun istiyorum Aslı. Çamlıca tepesi gibi mi? Evet. Çocuklarımız evimizin bahçesinde neşeyle koştursunlar istiyorum. Sen de bana o güzel yemeklerinden yaparsın. Peki kaç çocuk? 3 çocuk. Aa, hayır 4. Hayır 5. Hayır 6. Hayır 7. Hayır 8. Hayır 9. Hayır 10. Hayır 10. Bu mesut anların kısa zaman sonra sona ereceğini nereden bilebilirdim? O benim olacak. Kaç para istiyorsan vereceğim. Yapamam. Yapamam beyim. Bunu istemeyim benden. Kes lan. Hayatım kurtulacak. Ben ne diyorsam olacak. Ben satılık değilim. Her şey satılık değildir beyim. Benim dünyamda her şey satılıktır Volkan Usta. Bunu böyle bil. Al sana 500 lira. Hadi söyle nereye gidiyor başçift her gün? Söyleyemem. Altın kalpli bir prensese bunu yapamam. Söyleyemem. Al sana 500 lira daha. Hadi söyle nereye gidiyor bu kız? O ağacın altına gidiyor beyim. Hangi ağacın altına? O ağacın altına. Hah, şöyle yola gel. Aferin sana Volkan Usta. Beyim, bu aramızda kalacak değil mi? Evet, aramızda kalacak Volkan Usta. Kenan! 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 Aa, hadi ama saklanma lütfen. Ama siz, siz ne arıyorsunuz burada kuzum? Ben de sizi arıyordum güzelim. Hadi gel, naz yapma. Kurtulamazsın elimde. Neler söylüyorsunuz? Yok. Gel dedim sana. Gel. Sana söyleyeyim. Hayır. Artık benim oldum.
namusumdu. Neden? Neden? Kenan, bırak açıklayayım. Kes! Açıklanacak bir şey yok. Arkadaşım, ben tadına baktım. Gerisi senin. Kenan, bırak açıklayayım. Açıklanacak bir şey yok. Allah'ım. Nair. Nair Allah'ım. Kenan, bırak açıklayayım. Sen bir melek değil, şeytanmışsın. Evimiz, çocuklarımız olacaktı. Seni kraliçem yapacaktım. Kenan, bırak açıklayayım. Hayır, kalk! Görmek istemiyorum bundan sonra seni. O lanetli günde bütün kaderim değişmişti. Kirlenmişti. Leş gibi olmuştu. Ama azabım bununla bitecek miydi? Hayır. Gidecek tek yerim vardı. Ama orada da... Baba, bırakın açıklayayım. Bırak açıklasın Tahsin Bey. Yeter. Benim seni gibi kızım yok artık. Ailemizi iki paralı getir. Yıkıl karşımdan. Bırak açıklasın Tahsin Bey. Bırakın açıklasın beyefendi. Bence açıklamasın beyefendi. Bizim için her şeyden önce namus ve şeref gelir. Sen namusumuzu iki paralı getirdin. Yıkıl. Gözüm görmesin seni. Baba, bırakın açıklayayım. Bırak açıklasın Tahsin Bey. Hayır, o benim kızım değil. Benim kızım yok artık. Ayol bir açıklasaydı Tahsin Bey. Ne gerek var ya? Lütfen, lütfen beyefendi. Bırakın açıklasın. Tanrım, çüş falan oldu. Çüş falan oldum ya. Aa, geçen gün Kubilay aradı beni. Dedim ki, Kubilay dedim, bir dargın bir barışık nereye kadar dedim ya. Aa, sıktı yani, bilmiyorum ya, acayip bozuluyorum ya. Selim, vır 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 vır, yeter, hiçbir şeye konsantre olamıyorum ya. Sus bir ya. Sen ne yapıyorsun ki orada şekerim? Senaryo olayı şekerim, Sinan Çetin ısmarladı. Evet. Saat 8 oldu, toplantı yapmıyor muyuz? Aa, yapalım tabii, hemen geliyorum. Hı. Ne konuşuyoruz? Ne konuşuyoruz? Röportajları konuşabiliriz, Temmuz Ağustos sayısının röportajlarını. Derginin tanıtımı. Derginin tanıtımı. Peki, buyurun. Tamam. Selam arkadaşlar. Aa, ne haber? Victoria, ne işin var senin burada? Can, baktım ki senin geleceğin yok. Ben sonra geldim. Victoria'cığım, Vicky'cim, şekerim, biz burada toplantı yapacağız. Herhalde toplantıya katılmayı düşünmüyorsun. Ben hiç sesimi çıkarmam, öyle otururum. Çok profesyonel bir ortam gerçekten. Senin için bir sakıncası mı var Aslı? Yok, otur, otur, otur. Ulan heripteki şansa bak ya. İki tane elf tadında kadının arasında kalmış. Bize de nerede bir hobbit var o denk gelir. Bakacağım. Senin sevdiğin o sosisli sandviçlerden yaptım. Bir de brownie. Acıkırsın diye. Hadi be. Ya harikasın ha. Ben de acıkmaya başlamıştım. Yanlış duymadım değil mi yenge? Sosisli sandviç mi acaba? Brownie mi? herkes için yaptım. Bol bol. Buyurun, sandviçler daha sıcak. Arkadaşlar, toplantıyı da atlamayalım deyip toplantı yapacaktık. Arkadaşlar derken sizi kastediyorum. Ben hayatımda bu kadar güzel brownie yemedim. Müthiş. Tabii ya. Bana yenge bir şey söyleyeyim, sen her zaman gel buraya. Yok canım. İçecek bir şey yapmadın yenge. Defa, güzelmiş. Çok pardon.